Herkese merhabalar. Eğitimin ve başarının doğru adresindesiniz. Hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün SRC3'ten yeni banko sınav soruları çözeceğiz. Sınavlara giren arkadaşlara başarılar diliyorum. Başlayalım. SRC nedir? SRC mesleki yeterlilik belgesidir. SRC 1 uluslararası yolcu taşımacılığı, SRC 2 yurt içi yolcu taşımacılığı, SRC 3 uluslararası kargo yük taşımacılığı, SRC 4 ise yurt içi yük ve kargo taşımacılığı alanların mesleki yeterlilik belgeleridir. SRC 5 ise tehlikeli madde taşımacılığıdır. Evet, 5 yıldızlı gurur tablomuzdaki öğrencilerden bugün bir kişiyi seçtik. Fahrettin Aktaş. Selam hocam, şimdi SRC 1 sınavından geçtim. 85 aldım. Sizin sayenizde, Allah razı olsun, tüm kalan arkadaşlara sizi tavsiye ettim. Allah'a emanet hocam demiş. SRC uygulama sınavından da 3'te 3 yaptım. Sayenizde 100 aldım. Teşekkür ederim demiş. Biz de dediğim Şeker Akademi ailesi olarak tebrik ediyoruz. Güzel günlerde kullan dedikten sonra sorularımıza geçelim arkadaşlar. Birinci sorumuz geldi. İş organizasyonu yapılırken aşağıdakilerden hangisi aracın dışının fiziksel kontrolünü yapmak işleri arasında yer almaz? A. Stop lambalarının kontrolü, B. Sigorta poliçesi kontrolü, C. Araç lastiklerinin dişlerini, D. Aracın dış temizliğinin kontrolü. Bakın, aracın dışının fiziksel kontrolünü yapmak işleri arasında yer almaz. Tabii ki burada dikkat ederseniz sigorta poliçesi kontrolü yer almaz. Yıldızlı sınav sorularından arkadaşlar hemen ikinci sorumuza geçelim. Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilir hangi yetki belgesidir? A türü yetki belgesi, B türü yetki belgesi, C türü yetki belgesi, D türü yetki belgesi. Uluslararası ve yurt içi eşya taşımacılığı, bakın, yurt taşımacılığı yapacakların alması gereken yetki belgesi türü tabii ki C türü yetki belgesidir. Yine yıldızlı sınav sorularından geçelim hemen 3. sorumuza. Üçüncü sorumuz şöyle: park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebi aşağıdakilerden hangisidir? A. Bujiler arızalıdır. B. Alternatör arızalıdır. C. Yanmayan lamba patlamıştır. D. Endüksiyon bobini arızalıdır. Dikkat ederseniz park lambalarından birinin yanıp diğerinin yanmamasının sebebini sormuşlar. Lambalarla ilgili tabii ki yanmayan lamba patlamıştır. Ceyhan seçeneği doğru cevap. Hemen 4'e geçelim. Tır karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? 30 gün, 45 gün, 60 gün ve 90 gün. Evet. Kaç gün geçerli? Tır karnesi alındığı tarihten itibaren 60 gün geçerlidir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 5. sorumuz zayi nedir? A. Malın yanması, kaybolması, çalınması, yetkili makamlarca el konulması, yanlışlıkla alıcıdan başkasına teslim edilmesi halleridir. B. Nakliyecinin taşıdığı malın değerinin azalmasına neden olan her türlü maddi kötüleşmedir. C. Malın geç teslim edilmesidir. D. Yükümlülerin ihlalidir. Burada tabii ki zayi kaybolmak demek. Kaybolması, çalınması, yetkili makamlarca el konulması, yanlışlıkla alıcıdan başkasına teslim edilmesi şeklindedir. Cevabımız Adana seçeneği, yine yıldızlı sınav sorusu. 6. sorumuz şöyle: aşağıdakilerden hangisi kaza önleme formülü değildir? A. Tehlikeyi önceden fark etmek, B. Doğru tepkiler verebilmek, C. Doğru tepkileri zamanında gösterebilmek, D. Sabırla sonucu beklemek. kaza önleme formülü değildir. Tabii ki Denizli seçeneği değildir. Sabırla sonucu beklemek. Yıldızlı sınav sorusu. 7. sorumuz. Tır, kamyon gibi araçların hangi lastiklerine zincir takılır? A. Tahrişsiz dingildeki lastiklere. B. Tahrikli dingildeki lastiklere. C. Ön dingildeki lastiklere. D. Arka dingildeki lastiklere. Tabii ki Bursa seçeneği değil mi arkadaşlar? Tahrikli dingildeki lastiklere zincir takılması gerekiyor. Bursa seçeneği doğru cevap. 8. sorumuz şöyle. Karayolu Taşıma Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi ticari amaçla dağıtıcılık yapacak gerçek ve tüzel kişilere verilen belgedir? M türü yetki belgesi, G türü yetki belgesi, H türü yetki belgesi, P türü yetki belgesi. Ticari amaçla dağıtıcılık yapacakların gerçek ve tüzel kişilerin alması gereken belge P türü yetki belgesidir. Cevap Denizli seçeneğidir. 9. sorumuz kaçakçılıktan gelmiş bakın. Kaçakçılıkla mücadele kanununa göre kaçak eşya naklinde kullanıldığı için alıkonulan kara taşıtlarının teminatla iadesinden öngörülen bedel ne kadardır? A. İkinci el piyasası değeri kadar. B. Navlun değeri kadar. C. Taşıtın kasko değeri kadar. D. FOB değeri kadar. Tabii ki burada taşıtın kasko değeri kadardır. Ceyhan seçeneği yıldızlı sınav sorusu. 10. sorumuza bakalım. Kaçakçılıkla mücadele kanununda tanımlanan suçların ve kabahatlerin bir örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenmesi halinde verilecek cezanın uygulaması ne şekilde olur? A. Verilecek ceza yarısı oranında artırılır. B. Verilecek ceza 1 kat oranında artırılır. C. Verilecek ceza 2 kat oranında artırılır. D. Verilecek ceza aynı kalır. Evet. Burada da verilecek ceza 2 kat ne yapılır? Artırılır. Cevabımız Ceyhan seçeneğidir. Hemen 11. sorumuza bakalım. Tır karnesi alındığı tarihten itibaren kaç gün süreyle geçerlidir? 30, 45, 60 ve 90 tabii ki 60 gün geçerlidir. Ceyhan seçeneği doğru cevap. 12. soru Karayolları Trafik Yönetmeliğine göre aşağıdakilerden hangisi trafik kazasında asli kusur sayılan hallerdendir? A. Gerekli tedbirleri almadan araç çekmek. B. Geçme yasağı olan yerlerde geçmek. C. Araçlara taşıma sınırı üstünde yük veya yolcu almak. D. Trafiğe uygun olmayan araçlarla karayoluna çıkmak. Asli kusur sayılan hallerden hangisidir diye sorulmuş. Tabii ki geçme yasağı olan yerlerde araç geçmek nedir? Asli kusurdur. Bursa seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorusu. 13. sormuş şöyle. Bir trafik kazası sonucu bilinci kaybolmuş. Kazazedede beyin hasarı olup olmadığı nasıl anlaşılır? A. Boyundaki şişlikten. B. Göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan. C. Deride görülen bölgesel kızarıklıktan. D. Vücut sıcaklığının yükselmesinden. Tabii ki göz bebeklerinin büyüklüğündeki farklılıktan anlaşılır. Cevap Bursa seçeneği yıldızlı sınav sorusudur arkadaşlar. Geçelim 14. sorumuza. Türkiye gümrük bölgesine gelen eşyanın gümrük idaresine ya da gümrük idaresinin belirlediği veya uygun gördüğü bir yere getirildiğinin gümrük idaresine bildirilmesine ne denir? A. Transit rejimi. B. Özet beyan fazlası. C. Elleçleme. D. Eşyanın gümrüğe sunulması. Tabii ki eşyanın gümrüğe sunulmasıdır. Doğru seçenek. Yine yıldızlı sınav sorusudur. Denizli seçeneği doğru cevap. Geçelim 15'e. Aşağıdakilerden hangisi mesleki sorumluluk içerisinde sayılamaz? A. İşverene karşı sorumluluk. B. Müşteriye karşı sorumluluk. C. Kendine karşı sorumluluk. D. Mesleğine karşı sorumluluk. Mesleki sorumluluk içerisinde yer almayan hangisidir? Tabii ki kendine karşı sorumluluktur. Cevap Ceyhan seçeneği. 16. Kış şartlarında hangi lastikler daha fazla tutunma sağlar? A. Dar ve havası inik lastikler. B. Geniş lastikler. C. Geniş ve havası çok şişirilmiş lastikler. D. Dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler. Kış şartlarında hangi lastikler fazla tutunma sağlar? Sorumuzun cevabı tabii ki dar ve havası doğru şişirilmiş lastikler daha iyi tutunma sağlar. Denizli seçeneği doğru cevap. 17'ye bakalım. Eşyanın serbest bölgelerde kalabileceği süre nedir? 1 ay, 3 ay, 6 ay süre sınırı yoktur. Serbest bölgelerde adı üstünde bakın arkadaşlar. Serbest bölge demek sınır yok demektir. Yani Denizli seçeneği doğru cevap. Yıldızlı sınav sorusu. 17'den sonra 18 gelsin. Hangisi gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir? A. Eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek. B. Eşyayı imha etmek. C. Eşyayı transit rejiminde taşımak. D. Eşyayı bir serbest bölgeye koymak. Evet, gümrükçe onaylanmış bir işlem değildir. Tabii ki eşyayı geçici depolama yerinde bekletmek değildir. Adana seçeneği doğru cevap. 19. Aşağıdakilerden hangisi 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu'nun kapsamı içinde yer alır? A. Karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan eşya kargo taşımacılığı. B. Üç tekerlekli taşıtlarla yapılan taşımalar. C. Resmi taşıtlarla ve bunların romoklarıyla yapılan ticari olmayan taşımalar. D. Türk Silahlı Kuvvetlerine ait taşıtlarla ve bunların romoklarıyla yapılan taşımalar. Tabii ki burada da karayolunda motorlu taşıtlarla yapılan eşya ve kargo taşımaları 4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu kapsamı içerisinde yer alır. Cevabımız Adana seçeneğidir. Tabii ki yıldızlı sınav sorusu arkadaşlar. Evet. 20. sorumuz son soru. Gümrük idareleri tarafından tanzim edilerek onaylanan karayolu taşıtı onay belgesi en fazla kaç yıl geçerli olmak üzere verilir? A. 1 yıl, B. 2 yıl, C. 3 yıl, D. 4 yıl. Karayolu taşıtı onay belgesi en fazla 2 yıl süreyle geçerli olmak üzere veriliyor. Bursa seçeneği tabii ki doğru cevap. Burada da cevabımız 2 yıl olacak arkadaşlar. Evet, bu sorularımızın da sonuna geldik. SRC 1, 2, 3, 4'te YouTube kanalı en doğru adresiniz arkadaşlar. Eğitimin ve başarının adresidir kanallarımız. Kanalımıza abone olduktan sonra kanala katılarak üyelere özel soruları da çözebilirsiniz. Hepinize başarılar diliyorum. %100 SRC 1, 2, 3, 4 ve 5'ten yazılı ve uygulama garantili örnek soruları çözün. Sınavlarınızda kalmayın. Bu ve buna benzer videoları kanalımızda bulabilirsiniz. Hepinize tekrar başarılar diliyorum. Bir sonraki yeni sorularda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.